kaldıraçlı işlem açalım mı açmayalım mı? Bana çok gelen sorulardan bir tanesi bu. Pek çok insan hızlı bir şekilde para kazanmak istiyor. Düşük sermayeyle girip çok paralar kazanmak istiyor. Böyle bir durumda da kaldıraçlı işlemler cazip geliyorlar. Öte yandan şunu da biliyoruz ki borsada batanların büyük bir bölümü kaldıraçlı işlemlerden dolayı batıyor. Kaldıraçlı işlem eğer yanlış yapılırsa insanın ocağına incir ağacı dikebilir gerçekten. İşte o yüzden bu bölümde kaldıraçlı işlemler üzerine duracağız. Ben bütün finansal varlıklarda olduğu gibi kaldıraçlı işlemlere de şeytan icadı diye de bakmıyorum. Dünyanın en güzel şeylere bakmıyorum. Onları anlamaya, risklerini kavramaya ve lehime kullanıp mümkün olduğunca zarar almadan para kazanmanın yollarını araştırıyorum. Ama kolay bir şey değil. Bu nedenle bunun matematiğini, işleyişini anlamamız gerekiyor. Ve benim de şu anda kullanıcısı olduğum Quantföre gibi bir platformda kaldıraçlar nasıl yararlanabiliyor? Bunun ne gibi riskleri var ve çok büyük riskleri var? Bütün video boyunca bunu sık sık tekrarlamaya çalışacağım. Ama bazen de lehimize nasıl iyi sonuçlar veriyor? Bütün bunları bugün sizlerle paylaşacağım. Kaldıraçlı işlem demek ne demek? Sahip olduğunuz paradan daha fazlasıyla işlem yapmanız demek. Mesela 10 bin dolarınız var ama 100 bin dolarlık hisse senedi alıyorsunuz gibi. Kulağa hoş geliyor. Ne güzel ya, 10 bin dolarla 100 bin dolarlık hisse senedi alıyorum. 100 bin dolarlık hisse senedi yükselirse ne kadar harika olur. Oradan cebime büyük para koyarım. İnsanlar hep böyle düşünüyorlar. Ama o hisse senedinin düşme ihtimali de var. Bu nedenle kaldıraçlı işlemin işleme mekaniğini anlamak çok çok önemli. Ve Quantföre'nin bu konuda sunduğu çözümün piyasadaki kaldıraçlı işlem çözümleri arasında en iyilerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Quantföre hisse senetleri, kripto paralar, emtialar hatta ETF'leri ücretsiz olarak alıp sattığınız bir platform. Ücretsiz çünkü buradaki veriyle kendileri algoritmik işlem yapıyorlar, parayı oradan kazanıyorlar. Ben de bir süredir Quantföre'yi kullanıyorum ve açık söylemem gerekirse tabii ki Quantföre ile bir sponsorluk ilişkim de var. Ve Quantföre'de kaldıraçlı işlem yapmayı seviyorum. Kaldıraçlı işlem yapmak demek aslında size birisi bir kredi açıyor demektir. Değil mi? 10 bin dolarım var benim, 100 bin dolarlık işlem yapıyorum. O 90 bin doları birisi bana kredi gibi veriyor. Çoğu platformda o kredinin bir faizi olur. Quantföre'de böyle bir faiz yok. Bu hoşuma giden konulardan bir tanesi. İkincisi ve daha çok hoşuma giden yön ise yukarı doğru kaç kaldıraç yapabileceğiniz konusunda da sınırlamalar getirmişler. Bunun nedeni de yatırımcıyı korumak aslında. Çünkü onlar da farkında ki kaldıraçlı işlem yapanların çok büyük bölümü aslında para kaybediyorlar. Bu nedenle bir üst sınır getirmişler ama sonuçta kendine güvenen, teknik analizini iyi yapan, yatırım yaptığı varlığı iyi bilen, riskini yönetmeyi bilen insanlar kaldıraçlı işlem yapmak istiyorsa Quantföre onlar için de hazır. Quantföre'de nasıl işlem yapacaksınız? Önce bir kaydolmanız gerekiyor. Bu geleneksel bütün borsalardaki kayıt işlemlerine benziyor. Kimlik bilgilerinizi istiyor. KYC'nizi yapıyor. Buraya kadar gayet normal. Quantföre'ye para göndermenin şu an için iki temel yolu var. Bir tanesi kripto ile gönderebilirsiniz. Burada bir kripto cüzdanınız oluyor. Bitcoin'inden Adasına, Ethereum'una kadar bütün büyük kriptolar burada da geçerli. İşte Türkiye gerekli bir kripto pazarından veya cüzdanınızdan buraya doğrudan kripto gönderebilirsiniz. Veya buradan kredi kartınızdan kripto satın alabilirsiniz. Ve umuyorum en geç bir hafta içerisinde de Türk bankalarından buraya doğrudan para da gönderebilir hale geleceksiniz. Para gönderme böyle işliyor. Paraya gönderdiğiniz zaman para sizin hesabınızda spot hesap denen yere geliyor. Ben şimdi burada kendi hesabımı göstermiyorum. Boş bir hesabı gösteriyorum. Spot cüzdana paranız geliyor. Spot cüzdanda paranız durduğu sürece ondan işlem yapmıyorsunuz. Paranız orada durmaya devam ediyor ve korumalı. Yani bunu aslında temel olarak bir bankaya mevduata para yatırmak olarak görebilirsiniz. Spot cüzdanda duran paranızla ilgili hiçbir işlem yapmıyorsunuz. Bunu ancak transfer ederek işlem hesabınıza aktardığınızda artık işlem yapılabilir para haline geliyor. Diyelim ki buraya 10 bin dolar para gönderdiniz. Kripto olarak veya kripto satın alarak veya bir hafta sonra Türk bankalarından bu 10 bin dolar spot cüzdanda duruyor. Sizin belirlediğiniz para cinsinden durabiliyor orada. Yani bu mesela Tether gibi bir stable coin de olabilir, Bitcoin de olabilir ama unutmayın stable coinlerin yerine Bitcoin, Ethereum, ADA gibi coinleri kullanırsanız onların da kendi riskleri var. O yüzden ben Tether'ı tercih ediyorum. Spot cüzdanınızda o duruyor. İsterseniz bunun bir bölümünü hızlıca işlem hesabına aktarıyorsunuz. Aynı şekilde işlem hesabınızda mesela çok iyi para kazandınız, bunun bir bölümü tekrar spot'a çekebiliyorsunuz. Ve buradan dilerseniz de o spot cüzdandan o parayı kendi hesaplarınıza geri gönderebiliyorsunuz. Şu anda nasıl olabiliyor bu? Kripto olarak geri gönderebiliyorsunuz. Umuyoruz ki gelecek haftadan itibaren normal bankanıza havale yapabileceksiniz. Tamam, para buraya geldi ve diyelim ki 10 bin dolar geldi ve siz tamamını işlem
hesabına aktardınız. 10 bin dolara işlem hesabına aktardıktan sonra karar vermeniz gereken konu, ben bunu kaç kaldıraçla kullanacağım. Yani işlem gücünüz işlem hesabınızda eşit olabilir ya da kaldıraç kullanabiliriz. İşlem yapmaya karar verdiğimizde işlem yapmaya başla bölümüne gidiyoruz ve burada öncelikle işlem gücünü seçmemiz gerekiyor. İşlem gücü işte kaldıraç oranınız. Kaldıraç oranı demek paranızın kaç katı kadar işlem yapmak istiyorsunuz. Ve kuant fölü de bu 20 katla sınırlanmış. Biliyorsunuz bir zamanlar Binance'de 1000 kaldıraçla bile işlem yapılabiliyordu. Şu anda yanılmıyorsam pek çok kripto pazarında bu yüzlere indirilmiş durumda. Burada ise kullanabileceğiniz kaldıraç en fazla 20. Diyelim ki 1000 dolarlık işlem gücüne ihtiyacınız var. Bunun için diyor en az 50 dolar para yatırman gerekir diyor. Bu arada bu kuant fölüde işlem yapmanız için gerekli minimum tutar. İşlem gücünüzü eğer buradan artırmazsanız 50 dolarlık işlem yapabilirsiniz. Ya da gelip dersiniz ki ben 1000 dolarlık işlem yapmak istiyorum. Bu durumda 20 kat bakiye kullanmış olur. Diyor ki burada eğer istiyorsan işlem gücüne 2000 dolara çıkar ama bunun için en az 100 dolara ihtiyacı var. Hesapta duran. İşlem hesabında, spotta değil. İstiyorsan işlem gücüne 6000'e çıkar. Bunun için 300 dolara ihtiyacın var. Böyle böyle en fazla 1 milyon dolar işlem gücüne kadar izin veriyor ve bu işlem gücünü kullanmak için de en az buraya 50 bin dolar para yatırman gerekiyor. 20 kata kadar izin veriyor yani. Ama kullanmak zorunda değilsin. Mesela işlem gücünüzü 1 milyon dolar olarak belirleyebilirsiniz ama en fazla 50 bin dolarlık işlem yapıyorsanız kaldıraçtan yararlanmıyorsunuz demektir. Yani evet işlem gücüm yine orada 1 milyon dolar olarak duruyor ama ben gelip sadece toplamda 50 bin dolarlık yatırım yapmışsam bu durumda kaldıraçtan yararlanmıyorum demektir. Yani kuant fölü de kaldıraçsız işlemde yapabilirsiniz. Biraz sonra kendi hesaplarım üzerinden bu kaldıraçla işlemler nasıl yapılıyor biraz göstereceğim. Ama önce bir risklerimizin farkında olalım. Ve bu için de size yine bir Excel tablo hazırladım. Bu Excel tabloyu dileyenler yukarıdan veya aşağıdaki linkten kendileri indirip kullanabilirler. Bu tablomuza sadece şu üst satıra veri girebiliyoruz. Geri kalan veriler otomatikman güncelleniyor. Baktığımızda buradaki örnek vakada buraya 50 bin dolar para göndermiş olalım. Ama henüz yeni başlıyoruz bu dünyaya. O yüzden bunun 40 bin dolarını spot hesabımıza tutuyoruz. Yani işleme sokmuyoruz. Orada spot da yatıyor. Türkiye'de bir bankada para yatmasıyla aynı şey. Bir işlemimiz yok bunun üzerine. Kenarda benim yedek gücüm, öyle düşün. İşlem hesabına ise bu 50 bin doların 10 bin dolarını aktarmış durumdayım. Yani diyorum ki ben 10 bin dolarımda hisse senedi, kripto, emtia vesaire almak, satmak istiyorum. Ben ama ilk defa bu işleri yaptığım için kaldıraç kullanmayacağım. Kaldıracım 1. Bu durumda işlem gücüm de 10 bin dolar. Yani 10 bin çarpı 1 eşittir 10 bin dolar. Ve atıyorum o gün gittim bundan Tesla aldım, Bitcoin aldım, Ethereum aldım. Artık gönlünüz neyi seçerse. Bu durumda işlem gücümün %100'ünü kullandığım için yatırım miktarım 10 bin dolar oluyor. Mecbur değilsiniz. 5 bin de yatırabilirdiniz. O size kalmış. Eğer o gün o yatırım yaptığım diyelim hisse senedi %5 hareket ederse yukarıya veya aşağıya doğru neler oluyor? Yukarı doğru hareket ederse ne güzel. 500 dolar kar ediyorum. Aşağı doğru hareket ederse tabii ki 500 dolar zarar ediyorum. Değil mi? Gayet basit. 10 binin %5'i. Benim işlem hesabımda ne kadar para vardı? 10 bin vardı. Eğer zarar etmişsem bu 10 binden 500 gidiyor. 9500 dolarımız kalıyor. Ama spot hesabımdaki paraya dokunmadığım için o 40 bin orada aslan gibi doğurduğundan toplamda benim burada 49.500 dolar param kalmaya devam ediyor. Gözümü biraz hırs bürüdü. Diyelim ki kaldıraç kullandık. İki kaldıraçlıyız. Yani 10 bin dolar işlem hesabımda param var ama ben 20 bin dolarlık işlem yapmak istiyorum. Ve o gün çok iyi bir fırsat gördüğüme inanıyorum. %100'lü paranın gittim Tesla'ya bastım. Olur ben yapıyorum bazen. 20 bin dolarlık para yatırmış olduğum iki kaldıraçlı riskim var bu sefer. Hisse %5 hareket ettiğinde bu sefer zararım bir anda 1000 dolara çıkıyor. Niye? 20 binin %5'i eşittir 1000 dolar. Ne yapıyor? Bu zarar gidiyor. Benim işlem hesabımdaki paradan eksiliyor. Geriye kalıyor 9 bin dolarım. Spot hesabımdaki para yerli yerine durduğu için 49 bin dolarım hala var. Buraya kadar fena değiliz. Riskler az. Ama kaldıracı arttıkça işler karışıyor. Mesela 15 kaldıraç kullandık. Yani 10 bin dolar var yatırım hesabımda. 150 bin dolarlık işlem gücüne istedim kuant fölü de verdi bana. Ve gittim o gün gözüm döndü. %100'ünü bu paranın gittim bir hisse senedine bir kriptoya yatırdım. Ve o gün o kripto %5 sadece %5 değer kaybetti. Bu durumda 150 binin %5'i eşittir 7500 dolar para kaybediyorum. Bu para nereden düşüyor? Benim işlem hesabımdan düşüyor. İşlem hesabımdan düşünce geriye kalıyor 2500 dolarım. Spot hesapta 40 bin vardı. 42.500 dolar toplam elde param kalıyor. Eğer 20 kaldıraç kullanmışsam, bakın 20 kaldıraç kullanmışsam ve o gün borsa sadece %5 düşerse ki gayet mümkündür. Benim özellikle yatırım yaptığım varlıkların pek çoğunda günlük %5'lik hareketler gayet olası. %5 aşağı doğru inerse 10
bin dolar zarar ediyorum. Bu durumda işlem hesabım sıfırlanıyor. Ama sadece işlem hesabım sıfırlanmıyor. Hisse senetlerim de elimden gidiyor. Hesabım lig oluyor. Böylece yatırmış olduğum 10 bin doların hepsi elden gidiyor. Sadece spot hesaptaki para elimde kalıyor. Bunu iyi anlamanız çok önemli. Yüksek kadraj kullandıkça paranızın tamamını kaybetme ihtimalini artırıyorsunuz. Şimdi size daha radikal bir durum göstereyim. Diyelim ki borsada o gün %10'luk düşüş var. Olabilir. Mesela Tesla'nın bilanço günü %10'luk düşüş yaşadık. Bitcoin yatırımcıları, kripto yatırımcıları zaten %10'luk düşüşleri çok sık yaşıyorlar. Bakalım %10 düşünce ne oluyor? Eğer %10'luk bir düşüş olursa 20 kaldıraçta değil, sadece bakın burada görüyorsunuz 10 kaldıraçta lig oluyorsunuz. Neden? Çünkü 10 kaldıraçta 10 bin dolarlık işlem hesabınızı 100 bin dolarlık işlem gücüne dönüştürmüştünüz. Sadece 100 binin %10'u gidince 10 bin dolar zarar yazıyor. Ne oldu? İşlem hesabımızdaki para sıfırlandı. Daha da kötüsü hisse senetleri elinizden gitti, sıfırlandınız. Geriye böyle eksiler var burada. Yani %10'luk düşüşü 20 kaldıraçta kullansaydım ne olurdu? Burada eksi 10 bin gözüküyor ama ondan korkmayın. Sadece sıfırlanıyorsunuz aslında. Burada ben bunun matematik formülüyle çok uğraşmak istemedim. Çünkü likidite olduktan sonra ekstradan bir zarar yazmıyoruz. Yani gidip spot hesabınızdan bu para çekilmiyor. Buraları sıfır olarak görmeniz lazım. 10 kaldıraçta %10'da paranızın tamamı gidiyor. Diyelim ki o gün bir facia oldu ve yatırım yaptığınız varlık %20 düştü. Yaşadık mı bunları? Yaşadık. Böyle bir durumda sadece 5 kaldıraçlı işlem yapmış olsanız, yani 10 bin dolarınızla 50 bin dolarlık yatırım yapmış olsanız bile sıfırlanıyorsunuz. Hesaptaki para gidiyor. Bütün hisse senetleri elinizden gidiyor. Kripto elinizden gidiyor. Elinizde sadece spottaki para kalmış oluyor. Yani kaldırıcı yükselttikçe borsalardaki hareketlere karşı daha duyarlı oluyoruz. Tabii bunun karşılığında bu kar da olabilir. Hisse senedi %20 yukarı da gidebilir. Bunlar da mümkün ama iyi bir yatırımcı önce aşağıya doğru neler olabileceğine bakar. Uçurum nereye doğru gidiyor? Ve diyorsanız ki hocam 10 bin dolar benim için büyük para değil. Ben bu zararı göze alıyorum. Al o zaman riski kardeşim. Senin belki 1000 dolardır bu risk limiti. Belki 50 dolardır, 100 dolardır. Al o zaman riski. Ona bir şey diyeceğim yok. Ama bu paranın ne kadar hızlı sıfırlanabileceğini burada görmüş oluyorsun. Tekrar %5'e döndürdüm hisse hareketini ama şurada başka bir değişiklik yapıyorum. Diyelim ki spot hesabımda hiç para tutmuyorum. Onun yerine bütün paramı nereye aktarıyorum? İşlem hesabıma. 50 bin dolar işleme aktardım. Burada kaldıraçta görüyorsunuz 50 bin dolarla 1 milyon dolar işlem yapma hakkım var. Son derece cazip gözüküyor ilk başta. Ama 1 milyon dolar işlem yaptığınızda sadece %5'lik aşağı yönlü bir harekette 50 bin dolarınızın tamamı sıfırlanıyor. Hisse senetlerine kalmıyor elinizde. Hepsi gitmiş oluyor. Bu yüzden unutmayın. Paranın bir bölümünü spot cüzdanında tutmak yararlı olabilir. Eğer buraya aktarıyorsanız da o zaman kaldırınızı düşük tutun. Mesela diyelim ki yine %5'lik düşüş var ama siz sadece 2 kaldıraç kullanmıştınız. Bu durumda kaybınız en fazla 5 bin dolar olacaktır. Eğer kaldıraçsız işlem yapmışsanız, yani gidip 50 bin dolar benim param var, 50 bin dolarlık işlem yapıyorum toplam kardeşim, daha fazla yapmam diyorsanız en fazla kaybınız 2500 dolar olacak. Umarım bunun matematiği kafanıza oturmuştur. Bu tabloyu indirin, kendinizle oynayın. Quant Theory'ye 50 bin dolar yatırıp 1 milyon dolarlık kaldıraçlı bir işlem yaptığınızda %5'lik bir düşüşte paranızın tamamını kaybetme ihtimaliniz var. Öte yandan tabii kazanma ihtimaliniz de var. Artık o sizin ne kadar iyi yatırımcı olduğunuza bakar. Evet, bu da benim Quant Theory ekranım. Kendi hesabıma girdim. Şu anda işlem hesabımda 21.312 dolar var. Bunun 50 bin doları şu anda yatırımda. Portföyümde dün akşam kapanış itibariyle Nvidia ve Tesla bırakmışım. Tesla'da 67 dolarlık bir zararım var. Nvidia'da da 128 dolarlık bir zararım var. Ben işlem gücümün 50 bin dolarını kullanmışım. Burada görüyorsunuz 350 bin dolarlık işlem gücüm yerli yerinde duruyor. Burası 21 bin dolar yerine mesela 50 bin dolara gelirse işlem hesabım 1 milyon dolarlık işlem gücü satın alabilirim ama şu anda buna gerek duymuyorum. Bu büyüklük bana yetiyor ama inşallah ileride tabii yavaş yavaş büyüteceğiz bunu. Hem burada para kazanarak hem de belki buraya bir miktar para aktararak. Şurada işlem geçmişim var. Biraz önce gördüğünüz gibi iki tane açık hesabıma, ikisinden hafif zarardayım. Bir de kapalı pozisyonlar var. Şimdi burada dikkat ederseniz 5 Eylül'de yani bir günde bile acayip çok işlem yapmışım. Almışım, satmışım, almışım, satmışım. Bazılarına iyi kar etmişim, bazılarına zarar etmişim. Neden böyle? Çünkü dün ben ekranımın başındaydım ve yüksek riskle büyük oyun oynadım. Bakın burada long pozisyonu görüyorsunuz. Gitmişim 400 Tesla hissesi almışım, 1565 Tesla hissesi almışım. Bunlar tabii çok büyük paralar ve kaldırıcıda çok büyük bölümü kullanmışım. Mesela bundan Allah'tan kazanarak çıkmışız. 1400 dolar. Şurada 350 kaybetmişim. Burada 313 kazanmışım vesaire. Şimdi bu yüzden durmanın sebebi şu. Eğer Quant Theory'de veya herhangi bir platformda kadraşlı işlem yapacaksanız mutlaka uymanız gereken bazı kurallar var. Bu ekranı hatırlayın. Bu kurallar için bunu size gösteriyorum. Nedir kurallar? 1. Kaldıraçlarınızı
Özellikle yeni bir yatırımcıysanız mutlaka düşük tutun. Hatta hiç kaldırsız işlem yapın. Kendinize çok güveniyorsanız, teknik analizinizi çok iyi yapmışsanız, bildiğiniz bir şey varsa çok olumlu, çok kesin, o zaman ufak ufak kaldıraç yükseltin. Ama unutmayın ki kaldıraçlı işlemde para kaybetme ihtimaliniz var. Bu da bizi ikinci konuya getiriyor. Kaldıraçlı işlemlerde kullandığınız paranın sıfırlanabileceğini hiç unutmayın. O yüzden oraya koyduğunuz para sizin hayatınızı etkilememeli. Bakın buradaki hesapta ben şu anda 50 bin dolarlık yatırım yapmışım burada. Diyelim ki yarın borsa açıldı, Nvidia'da, Tesla, X'de %10 düştüler. Mümkün mü? Gayet mümkün. Bu durumda 50 bin dolarlık işlemimden %10 kaybım benim 5 bin dolar olacak. 5 bin dolar benim işlem hesabımı sıfırlamaz. 21 bin doların 5 bin ikide işleme devam edebilirim. Ama ben dün gece kapanırken 400 bin dolarlık Tesla hissesi alsaydım, sabah da Tesla %5 düşüverseydi, gayet de mümkün, 20 bin dolar işlem hesabım sıfırlanırdı. İşlem hesabım sıfırlanınca hisse senetlerimde tamamı sıfırlanmış olurdu. Elde var, sıfır olurdu. Bu nedenle kesinlikle buraya koyacağınız para kaybetmeyi gözünüzün yiyeceği bir para olması gerekiyor. Çünkü gayet olası. Eğer kaybedince sizi darman duman edecek, hayatınızı bozacak, planlarınızı bozacak bir paraysa ondan hiç kaldıraç yapmayın. Ya da çok düşük oranlı kaldıraç yapın. Üçüncü kural. Kaldıraçlı işlem yaptığımda mutlaka ekran başında oluyorum ben. Çünkü kaldıraçlı işlemlerde evet biraz sonra bahsedeceğiz. Stop emirleri girmek de mümkün. Limit emirleri girmek de mümkün. Yani işin bir bölümü otomatikleştirilebilir. Ama ben o anda ekranın başında olmak istiyorum. Neden ekranın başında olmak istiyorum? Çünkü kuant böyle aynı zamanda ekranında bana grafikleri de sunuyor. Trading View'un grafikleri. Burada işte görüyorsunuz Bollinger bantlarımı koymuşum, işlem hacmimi koymuşum. Buradan istediğim diğer göstergeleri ekleyebiliyorum. Ve burada hisse senedini canlı takip ediyorum. Hatta bu yetmezse başka grafik ortamlarda kullanıyorum. Çünkü biliyorum ki mesela Bollinger bantın çok üstlerinde alırsanız orada muhtemelen zarar edeceksiniz. Ve kaldıraç çok yüksek olduğunda hani burada bir dolarlık zarar hisse senedi gibi gözüken şey size dipte çok sert vuruyor olabilir. Bu nedenle kaldıraç işlem yapıyorsam ben ekranın başındayım. Tercihiniz farklı yönde olabilir. Quant Theory'de borsa işlemleri normal borsada açıkken yapılabiliyor, Amerikan borsaları. Buna karşın kripto işlemleri 7/24 açıklar. Ben eğer kaldıraç işlem yapıyorsam gelip burayı mutlaka ekranın başında yönetiyorum. Bir diğer önemli madde stop emri girmek. Özellikle ekran başından kalkacaksam stop emri giriyorum. Stop emri demek ne demek? Şurada bir örnek göstereyim size. Kaç paralık hisseyi mesela tamamını fiyat nereye gelince satarım konusuna karar vermeniz. Burada hissenin tamamı değil bir bölümü satmayı da düşünebilirsiniz. Burada ayarlayabiliyorsunuz gayet güzel. Buradaki örnekte diyorum ki mesela 25 bin dolarlık hisse senedimi fiyat 485 dolara geldiği anda sat kardeşim. Bu durumda görüyorsunuz yaklaşık zararım 153 dolar olacaktır. Bu zararı göze alabilirim. Eğer daha risk almayı seviyorsam mesela 485 dolar değil de 484 dolar kullanabilirim. Bu durumda da zararım 200 dolara kadar çıkabilir. Fakat unutmayın burada sadece 25 bin dolarlık bir işlemden bahsediyoruz. Ve işlem gücümün tamamını kullanmadım. Eğer 400 binin tamamını kullanmış olsaydım 20 kaldıraçta bu stop emrini daha da yakına tutardım. Çünkü amacımız para kaybetmemek ve kaldıraçlı işlemlerde aşağıya doğru çok sert paralar kaybedebilirsiniz. Geçenlerde ben de böyle bir hata yaptım. Bir anda 6 bin dolar para kaybettim ve çok üzüldüm gerçekten çünkü onu telafi etmek yerine koymak işte kolay bir şey değil. Bu nedenle mutlaka kaldıraçlı işlem yapıyorsanız stop emrinizi girin. Ekran karşısındaysanız belki girmeyebilirsiniz. Ama ekran karşısından tuvalete gidiyorsanız bile girin. Çünkü bu namussuz şu mumlar var ya böyle bir anda atarlar sizin paranızı lik ederler. Hem paranız hem hisse senedi sıfırlanır. Öyle ortada kalabilirsiniz. Özellikle yüksek kaldıraçla devam ediyorsanız. Bir diğer mesele de hedef emri de girilebilir tabii. Hedef emri girmekten de kastığım kaç paraya gelince sat. Yani yukarı doğru kar limitini belirlemek. Bunu ben pek yapmıyorum çünkü ekran başına canlı duruyorum. Ama ekran başına canlı değilseniz bunda girmenizde fayda var. Çünkü bir mum atıyor oraya doğru çıkıyor. O anda satsın çünkü sonra düşüş başlıyor geriye doğru. O yüzden o karları almakta fayda olabilir. Çünkü unutmayın özellikle kaldıraçınız yüksekse çok riskli bir işleme girdiniz. Bu riskin karşılığında parayı kazandığınız anda parayı alın. Kaldıraçlı işlem yatırımcılıktan ziyade işlemden para kazanma ve işlemde 300 dolar, 500 dolar, 1000 dolar, 2000 dolar neyse hedefiniz kazandığı anda satışa otomatik geçebilir. Ekranın karşısında biraz daha canlı yönetiyorum. Çünkü o sırada grafiğe bakıyorum ve hisse Bollinger bandının neresinde, işlem nasıl gidiyor, RSI nedir, canlı bunları takip ettiğim için o zaman bu emirlere girmiyorum ama onun dışında mutlaka emirlerimi girmiş oluyorum. Ve son kuralda neye yatırım yaptığınızı iyi biliyor olmanız lazım. Yani benim canım şimdi Tesla'da bir 5 bin dolar deneyeyim ben falan derseniz orada sizi yakarlar. Yani
yani teknikte özellikle nerede duruyor ise bakmak lazım. Çünkü biliyorsunuz ben aslında bir temel analistim. Bir hisse senedinin temeline bakmayı seviyorum. Ama eğer kardeşli işlem yapıyorsanız anlık teknikte ne olduğuna da bakmanız çok çok önemli hale geliyor. Bu nedenle teknik bilmeden kardeşli işlem yapmayı hiç kimseye önermiyorum. Temel bir grafik okuma teknik bilginizin olması lazım ki burada işlem yaparken canınız çok yanmasın. Bütün bunları doğru yaparsanız bence kaldıraçlı işlemler denenebilir. Çok küçük başlayın. 2 kaldıraç, 3 kaldıraç. Kendinizi güvendikçe para kazanabildiğinizi veya zararlarınızı minimize edebildiğinizi gördükçe yavaş yavaş kaldıracınızı tırmandırabilirsiniz. Ama benim çılgınlığım gibi 20 kaldıraç yapmayın. Ben buradaki bu 21 bin doların tamamını kaybetsem üzülür müyüm? Elbette üzülürüm ama hayatımda hiçbir değişiklik olmaz. O yüzden zaman zaman burada çılgın kaldıraçlar yapıyorum ama o zaman da ekranın karşısında kilitleniyorum. Milim milim yönetmeye çalışıyorum. Çünkü mühim olan aşağıya doğru çok para kaybetmemek. Eğer girdiğiniz bahis doğruysa ve hisse yukarı doğru hareket ediyorsa o zaman mis gibi paranızı kazanıyorsunuz ve işin içinden çıkıyorsunuz. Yeter ki aşağı doğru çok fazla para kaybetmeyin. Ve unutmayın Kuantferi platformunda bu kardeş için kullandığınız paraya faizle ödemiyorsunuz. Bu da ciddi bir avantaj. İşlemleri de bedava yapıyorsunuz. Bu da ciddi bir avantaj. Bunlardan dolayı ben Kuantferi'de bu kardeş işlemleri yapıyorum. Diyorsunuz ki hocam ben kardeş yapmak istemiyorum ama Kuantferi'de hem kripto hem farklı kurlar hem hisse senetleri hem emtialar var. Ben burayı kullanmak istiyorum. O zaman yapmanız gereken şey de çok basit. Burada 21 bin dolar paranız var ya o kadar işlem yapın. 21 bin dolarlık işlem yapın. İşlem gücünüzü yükseltseniz de bir şey değişmez. Ne kadar işlem yapıyorsanız riskiniz o kadardır. 21.312 dolarlık işlem yapıyorsanız riskiniz 21.312 dolardır. Kaldıracınız 1. İşlem gücünü yükselttikçe riskler artar. Evet. Böyle bir şey kaldıraç işlemler. Ben zaman zaman yapıyorum ama dediğim gibi yatırımcılık maceramın ana unsuru kaldıraç değil. Ama yapmayı da seviyorum. Mesela ne zaman seviyorum? Geçen hafta Cuma günü Tesla hissesi boşu boşuna dayak yedi. Biliyordum boşu boşuna dayak yediğini. Hem teknikte görüyordum hem temelde. Ve Tesla ile çok uzun zamandır muhatabım. O yüzden Cuma akşamı kardeşle bir işlem açtım. Demin gördünüz ondan güzel bir kârda çıkmayı becerdim. Çok emin olduğum zamanlarda yapıyorum bunu veya ekran karşısına vakit geçirmeye hazırsam eğer 2-3 ekranımda piyasayı net olarak okuyabiliyorsam yine stop emirlerimi hiç unutmadan ve ekran başında olmayı asla ihmal etmeden kardeş işlemler yapıyorum. Benim stratejim bu en azından. Umarım ilginizi çekmiştir. O Excel tablosu hoşunuza gitmişse onun linki de aşağıda tıklayın, indirin. Kendiniz de, kendi paranızda 10 dolar, 50 dolar, 100 dolar neyse onun üzerine hesaplarınızı, kitaplarınızı yapın ve o tabloyu kullanmadan gelip burada kardeş işlem açmayın. Sonra bana beddua edersiniz. Ben bana beddua etmenizi değil, dua etmenizi istiyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Görüşmek üzere.